Reklamların ardından tekrar birlikteyiz. Şimdi Yeşilay'ın yaptığı Yedan tanıtım filmi var. Onu bir izleyelim. Ondan sonra Salih Fulcun Başkanım'la sohbetimiz devam edecek. Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım. Evet, tabii bunlara ek olarak spor faaliyetleriniz var, işte dağcılık, bisiklet sürme, birçok faaliyetiniz var. Onları da bahsetmek istiyorum öğrensine. Ve bir de şeyi, hani size nasıl başvurabilirler, YEDAM'a nasıl başvuracaklar, sizle nasıl iletişime geçecekler? Önce onu da anlatırsak. Evet, evet, YEDAM'da asıl onu unuttum, onu iyi hatırlattınız. Nasıl? Çok önemli. Gerçekten. İletişim kurmak YEDAM'da gerçekten önemli. Şöyle, burada tek bir koşulumuz var. Kişinin bağımlılığından kurtulma mücadelesiyle ilgili kararını vermiş olması ve müracaatını bizzat kendisinin yapıyor olması. Yani şunu yapamıyoruz. Yani benim işte yakınım da bir bağımlılık var. Ben yakınımın tedavi olmasını istiyorum dediğimizde yasa gereği buna müsaade etmiyor. Kişinin kendi rızasına ihtiyacımız var. Kişinin kendi rızasıyla tedavi sürecini başlatmasına ihtiyacımız var. Tam bu noktada psikotedavi devreye giriyor. Biz kliniğimizde psikologlarımız kişinin tedavi olması gerektiğini kendisine gerçekten çok tertemiz bir şekilde, çok güzel bir şekilde anlatabiliyorlar. Ve sonrasında süreç başlıyor. Yani biz bir yakınımıza sen işte örnek veriyorum sigara kullanıyorsun, bu sana zararlı, sen bunu kullanma, tedavi ol desek, ne desek? Boş. Boş, etki etmiyor. Ama klinikte belki de teşvik ediyoruz, bilmiyoruz ki. Yani hani içme içme dedikçe belki de teşvik ediyoruz onu. Yani onu da bilemiyoruz. Tabii bazı çalışmalar bir de özendirici oluyor. Tabii yani. Tam tersi bir etki de oluşturuyor. Tabii profesyonel bir hizmet tabii ki almak lazım. Dolayısıyla burada da o tedavi sürecini başlatabiliyoruz. İkna ederek psikologlarımızla kişinin rızasıyla birlikte müracaatı sonrasında. Çok basit. 444-79-75 numaralı telefon hattımıza arayarak ve karşısında bir çağrı merkezi değil, psikologlarımızın diğer telefonun diğer ucundaki görevli arkadaşlarımızın, uzman klinik psikologlar tarafından karşılanarak, onlarla telefonda görüşmelerini yaparak tamamlayarak yaşadıkları ildeki en yakın merkezimize yönlendiriyoruz ve o merkezimizde tedavi süreçlerini başlatıyoruz. Çok güzel. O zaman spor faaliyetlerinden bahsedelim biraz başkanım. Neler var? Spor, onları şimdi pandemide devam ediyor mu spor faaliyetleri? Tabii ara verdik nasıl maalesef. Yani toplu yapılan faaliyetlerimize ara vermek durumunda kaldık. Çok güzel bir üniversite topluluğumuz var. Biz yine ilk göreve geldiğimiz yılda rektör hocamıza müracaat etmiştik. Üniversitemizde bir Yeşilay topluluğumuz maalesef yoktu o yıl, o yıllarda. Rektör hocamıza bu konuyla ilgili müracaatımız da karşılık buldu. Hemen çok hızlı bir şekilde üniversite topluluğumuzun kuruluşuyla ilgili talimatları oluştu. Biz yine beklemediğimiz bir büyüklükte müracaat alarak Yeşilay topluluğumuzu kurduk. Yeşilay topluluğumuz marifetiyle bir takım etkinlikler yapmayı planlamıştık. Yine birkaç tane Gençlik Spor Bakanlığı'na küçük proje desteği kapsamında gençlerimizi spor faaliyetleriyle buluşturduk. İşte bunlar arasında dağcılık, oryantayring, basketbol, turnuvalar, futsal, futbol, birçok etkinliği beraber
beraberinde yapabilme imkanı oluştu. Tabii bunları niye yaptık? Bir de alternatif sporlar, orientering gibi çok güzel, çok keyifli bir de. Hem de spor, hem keyif alırken hem spor yapmış oluyorsun. Bizim biraz da hep söylüyorum, Manisa şanslı bir il. Büyük bir hazine Manisa. Evet. Bir de Celalabad Üniversitemizin beden eğitim spor yüksek okulu burada. BESYO burada ve Türkiye'de sayılı okullar arasında. Tabii ki çok kıymetli hocalarımız var. Orada eğitimci arkadaşlarımız var. Kadir hocamız da orada mesela orientalikle ilgili çalışmamızda bize çok destek verdi. Bu çalışmaları yine hep hedeflediğim şeyler arasında sürdürülebilir hale getirmek vardı. Çünkü bir örnek çalışma yapıyorsunuz. O çalışmayı bir kere yapıyorsunuz, rafa kaldırıyorsunuz, kalıyor. Amaç bu değil. Amaç devamlı. Öğrencilerimizin ya da o konuyla ilgi alaka duyabilecek, ondan etkilenen arkadaşlarımızın o işe, o spor dalına ya da o faaliyete devam ediyor olabilmesini sağlamak. Tabii bunlar arasında imkanlar da, hani neticede her yapılan çalışmanın arkasından bir maddi süreçle beraberinde geliyor. Biz birçoğunu yine ilgili kurum kuruluşlarla görüşerek, yapmak istediğimizi izah ederek, anlatarak, oradaki o maddi süreçlerini de destekleyerek yürütme fırsatı da bulduk ve dolayısıyla çok örnek oldu. Tabii bu çalışmalar Türkiye genelinde diğer şubelerimiz tarafından yapılmaya başlandı arkasından. Onlar da genel merkezimizin dikkatini çekti. Yani biz çalışmalarımızı yine gönüllülük esasıyla şube faaliyetleri ve eğitim faaliyetleri eğitim şube müdürlüğümüz marifetiyle yürütüyorduk. Ama şöyle bir gereklilik ortaya çıktı. O da çok taze, çok yeni. Kasım ayı itibariyle biz İlki İstanbul'da kuruldu. Yine ikincisi Manisa'ya nasip oldu. Manisa Yeşilay Gençlik ve Spor Kulübü'nü kurduk. Yine ayrı bir kulüp, bir tüzel kişilik adı altında. Yine Yeşilay'ımıza bağlı. Bir kulüp oluştu. Şimdi bu yaptığımız çalışmaları... Bu da çok önemli. Evet, bu yaptığımız neden çalışmaları... ilk sırada yer alıyorsunuz? çok şükür. Yani ilk önce ben olacağım. Ama imkanlar da önemli. Size şöyle, destekçileriniz de çok fazla var. Sağ olsun. Mesela. Evet, ben hep şunu söylemişimdir. Hiç kimse tek başına hiçbir işi yapamaz. Evet. Biz burada biz çok büyük bir camiayız. Türkiye evet. Yeşiller Cemiyeti çok büyük bir aile. Çok büyük olmak bazen yetmiyor. İyi bir işbirliğine ihtiyaç. Çok büyük bir büyükşehir belediyemiz var. Çok güzel ilçe belediyelerimiz var. Çok güçlü kurumlarımız var. Her birinin kendi imkanları var. Bunları da sunmaktan kaçırmıyorlar. Asıl olan bunları birlikte evet. organize edip bir araya gelip gençlerle, kitlelerle buluşturabilmek. Benim hep hedefim bu oldu. Çok şükür bugüne kadar da karşılık buldu yaptığımız girişimler. Arzu ettiğimiz duruma da geldi. Tabii yaptığımız çalışmalar biraz böyle profesyonelliğe doğru gittikçe bir kurumsal kimlik ihtiyacı oluşuyor. Genel merkezimizde bu konuda kararı bu oldu. Yani bunu bir kulüp faaliyeti altında yapalım. Evet, çok güzel oldu. Ki örnek olsun. Yeşilay Spor Kulübü. Yeşilay Spor Kulübü. Çok güzel. Sebebi de şu, özellikle de bireysel sporlara destek olmayı hedefliyor. Örnek sporcular yetiştirmek istiyoruz. Şimdi mesela çok iyi bizde rol modeller var. Örnek model bize destek olan destekçilerimiz var. Ama mesela Türkiye'ye mal olmuş örnek simalar var. Bu sanat camiasında olabilir, futbol camiasında, spor camiasında birçok alanda olabiliyor. Ama mesela mesleklerinde çok iyiler ama yaşantılarında örnek olamıyorlar. Böyle örnekler var. Hani bunları görüyoruz maalesef. Biz ikisini bir arada yapabilecek, ikisini hem yaşantısıyla örnek olabilecek hem de yaptığı işle örnek olabilecek kişileri yetiştirmek istiyoruz şehrimizde. Yani daha doğrusu Türkiye'de yetiştirmek istiyoruz. Hedeflerimiz arasında bu var. Bu Yeşilay Spor Gençlik ve Spor Kulübü, yani sadece spor faaliyeti değil, gençlik hizmetlerinde de olmak istiyoruz. Gençlikten kastımız kültür sanat etkinlikleri. Biz mesela yine yaptığımız çalışmalar arasında bir koro oluşturmuştuk. Güzel Sanatlar Lisemizle bir çalışmamız olmuştu.
sağ olsun Arcan hocamız orada ve müdürümüz çok bize bu konuyla alakalı onlara da anlattığımızda arzu ettiğimizi karşılık buldu. Çok güzel bir koro oluşturduk. Burada bir konser verdik Bedesten'de Şehserler Belediye'mizin desteğiyle. İzmir'den nereden ulaştılar bilmiyorum. Sürekli telefonla arıyorum. Biz nereden bilet alacağız? Ya işte diyorum ücretsiz bu. Buyurun gelin. Artık inanamadım yani. O gün salona bir geldim. Yani böyle mübalağa etmeyeyim. Yüzlerce insan dışarıda kalmış. İçeri girememiş. O kadar kalabalık, o kadar güzel bir etkinlik oldu. Düşündüğümüzün çok üzerinde bir şey oldu. Bu şu anlamda da faydalı oldu. Biz de Manisa'da biraz hani iç turizmle ilgili bir eksiklik var. Manisa aslında çok tarihi özellikleriyle, çok güzel alanlarıyla, fiziki koşullarıyla çok önemli bir şehir. İşte ta Lidya döneminden, milattan öncesinden paranın icat edildiği bir il. Turizmde aslında çok daha önde olması gereken bir il diye düşünüyoruz. Mesela o dikkatimi çekti. Manisa'ya dışarıdan gelen bir kişi burada işini hallettikten sonra neyse işi burada bitirdikten sonra İzmir'e gidip gezmeyi tercih ediyor. Evet. Neden burada tutamıyoruz? Şimdi ben İzmir'den büyük bir grubun Manisa'da bir konsere geliyor, konsere gelme gayreti içerisinde olması beni mutlu etti. Demek ki ben diğer anlamda da şehrime katkı verebilmiş olduğumu düşündüm. Bu anlamda biz hem şehrimize yaptığımız çalışmalarla alakalı dışarıdan iç turizmle alakalı ilgili kişileri getirmeyi düşünmeliyiz, hedeflemeliyiz. Hem de diğer anlamdaki bağımlılıkla mücadele çalışmalarını da beraberinde vermeliyiz diye düşünüyorum. Bu çalışmaları da yine 2021 yılında pandemi muhtemelen aşı da bulundu, aşının da gelmesi sürecinde biraz daha okullarımız da Mart itibariyle peyderpey açılacak. Dolayısıyla bugüne kadarki aradaki online yaptığımız tüm çalışmaları da yine tekrarlamak fırsatı bulacağız diye düşünüyorum. Gençlerle bir araya gelme. İnşallah güzelce atlatırız bu dönemi. Vefat edenler oldu. Onlara da rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabır diliyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz. Ama bir şekilde bu başımıza geldi. İnşallah en güzel şekilde atlatır. Güzel bir arada olduğumuz günlere döneriz. Tabii ki bu hizmetlerin yanında bir de basılı yayınlarınız var. Tabii, evet. Burada kataloglarınız var. Yedam, Kitap Kafe'nin bir kataloğunu görüyorum. Yeşil Ağacı olmak için gene yani buralara TBM'nin burada katalogları var. Ve bir de dergileriniz var başkanım. Ben bunlara geldiğimde baktım. Sonra öğrendim ki bunların kapakları tasarım. Mesela şu kapağı Arzu Sabancı tasarlamış. Yeşilay'ın aylık dergi. Evet, süreli yayınlarımız. Evet. Bir tane göstereyim. Aziz Sancar'ın vardı burada kapak tasarımı. Bakın. Çok özel çalışmalar, bunlar güzel çalışmalar. Bunlara nasıl ulaşabiliyorlar? Bunları nereden alabilirler? Mesela baktım oyun bağımlılığı nelere yol açıyor açtığımda. Birçok alanda burada gene yazılı. Hani sizin sözlü olarak ulaşamayacağınız yerlere tabii ki yazılı olarak da bir ulaşım var. Mesela pandemi döneminde artan oyun bağımlılığı tehlikesi gibi birçok başlık görüyorum. Şunu da göstereyim. Bunu da ECG
Ayşe Ege tasarlamış mesela. Bunları nasıl ulaşacaklar başkanım? Bir de bununla ilgili aylık mecmualarla ve dergiyle ilgili bilgi verirsek. Tabii ki. Şimdi yine çok önemli bir şey, bir konudan bahsettiniz. Teşekkür ederim. Şimdi Yeşilay'ın süreli yayınları uzun zamandır yine bizim önemsediğimiz bir çalışmamız. Tabii bu aylık dergi abonelikleriyle yapılabilen Yeşilay Market diye bir internet sitemiz üzerinden de aylık abonelik şeklinde. Bilmiyordum, ben hemen abone olacağım. Yeşilay Market üzerinden de abone olabileceğimiz. Bir de şöyle, burada sadece sizin gördüğünüz yetişkin grubu için tasarlananlar. Hı hı. Çocuk grubu için bir de Mavi Kırlangıç diye yine Yeşilay'ın bir çocuk yayını var. Benim iki tane evladım var. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Biri 5, biri 10 yaşında. Her ay Mavi Kırlangıç dergimizi beklerler. Yani gerçekten içerikleri muhteşem. Tamamen bir çocuk dergisi şeklinde ve onları tam anlamıyla tatmin edecek, doyuracak şekilde planlanmış çocuklarımıza yönelik bir dergi ve yetişkinlerimize yönelik de tüm bilgileri ve günlük güncel karşı, şimdi az önce sizin bahsettiğiniz pandemi sürecindeki oyun bağımlılığı çok önemli. Yani şimdi biz şu an uzaktan eğitimle birçok öğrencimiz eğitimlerine devam ediyor ve bu uzaktan eğitim aldıkları dönemde sürekli ekran karşısında, sürekli bilgisayar karşısındalar. O derslerin arasında işte ailelerin yoğunluğu ya da kendi zamanlarıyla ilgili iştigal ettikleri esnada oyunlara yönelebiliyorlar. Aile de önemsemiyor. İşte 10 dakika oynadı, yarım saat oynadı, bir saat oynadı gibi düşünüyor. Bir bakıyorsunuz aslında çocuk derste değil. Oyuna bir dalmış, oyunla vaktini geçiriyor, odasından çıkmıyor, tamamen odasında kapanmış, oyunla meşgul. Yemek gelmiş farkında değil. Evet. Ya da oyunun başında sürekli bir şeyler yiyor. Yani bir şey yiyor farklı. gibi süreçleri beraberinde getiriyor. Dolayısıyla bu bilgileri de alabileceğiniz, yetişkinlerin bu noktada çocuklarına ne yapabileceğini, yapması gerektiğiyle alakalı. Tabii. Mavi Kırlangıç da alabilirim bir tane. Vardı. Tabii ondan da bir tane getirelim. Bu çok ciddi şekilde hem içerikleri anlamında bir sosyal dergi hem de bir bilgilendirme dergisi. Öyle değerlendirmek lazım. İçerikleri çok güçlü, çok güzel, çok keyifli. Bunları da Yeşilay Market'ten ya da abonelik de alınabilir ya da gazete bayilerinden, herhangi bir gazete bayisinden, diğer dergilerin satıldığı tüm mecralarda yine dergilerimiz satılıyor. Oradan da temin edebilirler. En kolay yöntemi abone olup evinize kadar geliyor. Evet. Evet, Mavi Kırlangıç dergimiz de geldi. Çünkü onu göstermeyi çok istedim. Değişik bir tasarım yine. Şöyle göstereyim size. Mavi Kırlangıç adı altında abone olabilirsiniz ya da bayilerden isteyebilirsiniz. Yanında mesela bu hobi şeyi herhalde. Mesela bunda yavru kırlangıç eki var. Baktım ben içine, işte sudoku var, boyama var. Ek olarak yani derginin yanı, mecmuanın yanında ek olarak verilen hikayeler. Origami var mesela burada. Hepsinde farklı bir şey var herhalde. Ve her ay sürpriz, her ay farklı geliyor. Evet, her ay çocuklarımız da bir beklenti içerisinde oluyor dolayısıyla. Her ay içerisinde farklı oyunlarla, hediyelerle birlikte çocuklarımızı meşgul edecek, keyifli vakit geçirmelerine ve okuma alışkanlığına doğru sevk edebilecek bir çalışma. Evet başkan, programımızı çok güzel bitirdik. Yine çocuklarla bitirdik. Son olarak eklemek istediğiniz, söyleyecekleriniz var mı? Ben öncelikle demiştim, yine son olarak çok teşekkür ediyorum. Yeşilay çalışmalarını, biz yaptığımız işleri anlatmak durumundayız. Manisa TV ve sizler aracılığıyla da
şehrimizdeki yaşayan aileler başta olmak üzere tüm bireylere bu çalışmaları aktarıyor olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Buna vesile olduğunuz için bu konuyla alakalı Yeşilay'ı, Kitap Kafe'yi, çalışmaları ve diğer etkinlikleri önemsediğiniz ve bunları duymamıza aracı olduğunuz için çok teşekkür ederim. Özellikle bu çekimi de Kitap Kafemizde yapmayı tercih ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. En kısa zamanda tekrar bir araya geliriz inşallah. İnşallah. Bu güzel sözlerin için tekrar teşekkürler. 5 Mart'ta Yeşilay Haftası var. O arada bir sizinle muhakkak inşallah. Her haftada biz birlikte oluyorduk. Evet, başkanım evet, sizinle her hafta, Yeşilay Haftası'nda. Her yıl yapılan her hafta yıl, etkinliklerinde bir araya gelmiştik. İnşallah nasıl i̇nşallah olur yine bir araya geliriz. Orada da bir araya geliriz. Çok teşekkür ediyorum bu güzel bizler sohbetiniz için. Ben çok keyif aldım. Aynı zamanda da çok şey öğrendim. Umarım izleyicilerimizin de hoşuna gitmiştir. Çok teşekkürler size. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.